Arkadaşlar ben Elif'imi hazırladım. Şimdi göndereceğim. Evet, benim kuzucuğum okula hazır. Dal gibi bacaklarla hazır. Evet, bakın ayağı yara olmuş. Çok yarayı çok düşünen bir çocuk. Hayır bak, en ufak bir şeyde çok kanıyor. Kanıyor. Ama küçücük bir şey olmuş orada. Hiçbir şey yok. Ama kanıyor. Acıyor, çok acıyor ama. Tamam, acıyor mu? Öperim ben, geçer. Hiçbir şeyin kalmaz. Ama öpsem bile acıyor. Çünkü suda bile acıdı. Çok mu? Yer mi ben seni? Tamam. Çocuklara bak bir de. Bak ay, kedinin çocukları çocukları. Anasının yanındalar bak. Annesi onları bak nasıl seviyor bak. Oy 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 oy, anasının çocukları. Bak nasıl seviyor bak 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 bak, nasıl oynaşıyorlar. Kızıcıklar. Ay bak ben neredeyim diyor. Bir tane de sarı vardı. Gözleri intihaplı, ortaya çıkmıyor çok fazla. Oy oy, seni de öperim gel diyor. Geleyim ne güzel. Onu da öperim, bunu da öperim. Günaydın tatlım. Onu da öperim, onu da öperim diyor. Burada çünkü geliyor, ben de öp diyor. Öbürü öptü gitti, öbür tarafa kaçtı. Bak bu da geldi, o da kendini sevdiriyor. Allah, onlar da ana biliyor ya. Kes baksana. Uy, yerim ben sizi, yerim yerim maşallah. O okula mı gidiyor? Bu şimdi okula gidiyor hanımefendim. Dal gibi bacaklar. Çok yemek yediği için. Azıcık yere kilo al, kilo. Ama ayağıma bak. Zorla ağzına zor. Aa, araban geldi, araban. Arabası geldi kızımın. Haydi bak. Evet. Yine çocuğumun okulun tarafına geldim. Burada şey var. Nasıl anlatayım size? İlkokula yazdıracağım. Bu tarafa gelecek. Çünkü özel ders aldığı yerde bu tarafta ya. Güzeldi çünkü o sayede. Tabii nakil işi gerekiyor. Tekrar adres taşımam gerekecek. O adres içinde bakalım, yine geleceğim. Gelmem gerekiyor. Yapacak hiçbir şeyim yok. Adres için geleceğim. Arkadaşlardan birine olmadı, bir rica edip. Burada oturan da çok fazla tanışım. Aslında 2-3 tane var da. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. Çünkü iyi öğretmenleri var biliyorum. Hani tam kızıma uygun. Onun bu haline uygun kişiler var. Oraya vereceğiz inşallah. Şimdi kızın okuluna uğrayasım var ama korkuyorum. Uğrarsam benimle gelmek istiyor direkt. Beni gördüğü yerde hiç kalmak istemeyen bir çocuk. Mecbur. Bakalım. Belki uğrayacağım, belki uğramayacağım. Duruma bağlı. Anne beni götür diyerek bağırıyor hemen. Ben de gidiyorum diye. Ay çok sıcak. Nem çok. Bizim burada sıcaklık değil de. Nem çok gerçekten arkadaşlar, aşırı derecede sıcaktan fazla nem var. Buna göre çözeceğiz. Bence yine uğrayayım bari okuluna da, inşallah ben geliyorum diyerek tutturmaz. Öyle bir huyu var işte, vazgeçtiremiyorum. Şöyle gidelim. Güneşe de inşallah mal bir şey görünürdür. Ticaret lisesi. Ay. Gerçekten sıcağı yürünmüyormuş. Hiç yürünmüyor. Çok aşırı. Bakalım gidiyorum. Ah, burada bir yerde şey ızgara yapıyorlar. Çok pis kokmuş şu anda. Ya her yer yer kokus. İşim olmasa hayatta çıkılacak bir şey değil. Bu havaya çıkılmaz dışarıya. Kesinlikle. Şimdi onlardan da bilgi almak istiyorum öğretmen hakkında. Fikir vereceklerdi. Hangi öğretmen daha iyidir? Hangisi değildir? Kapıda oynuyorlar. Ay inşallah. Gidelim anne demez. Kuzucuğuma yaprak dolması sardım. Çok istiyordu kaç gündür. Anne anne anne. Ben öbürünü yemiyorum anne. Ben bundan istiyorum anne.
Yer o. Kaymak o. Şimdi yer. Evet arkadaşlar, bu akşam erken kapattım. Saat 8'i geçiyor işte, yine eve gelişim. Geldim. Kuzucuma bugün dolmacıklar yaptım. Yiyor şu anda. Yerim ben çocuğumu. Okuluna gittim işte. Tabii dediğim gibi size, peşime düştü geldi. Direkt eve gelesi geliyor biliyorsunuz. Durduramadım. Adamla bir iki kelime bile öğretmenle ettirmedi bana. Kendi bildiğini okuduğu için daha sesimi çıkaramadım. Ne yapayım, aldım geldim bir daha çocuğumu. Kapıya gelse ne alacak? Kapıya gelip kapıda oynuyor sadece. Bugün de neyse ki çok yorulmuşum. Gerçekten çok yorulmuşum arkadaşlar. Ayaklarım daha artık taşımayayım mı desem, çok mu yorulmuşum desem bilemedim. Bayağı bir yorulmuşum. Eve bir gelişim var. Öyle bir geldi. Ay, bugün tabii biraz da bir gerildim ister istemez. Çocuk çok zayıflıkla. Öğretmenin de dediği kelime zaten aynı kelime. Ama daha ne yapacağımı şaşırdım. Ben çaresizim yani. Bu konuda çok çaresizim. Kıza ben laf dinletemiyorum. Limonata mı? Hayır güzelim. Limonata içemiyor musun? Anne, limonata istiyor. Anne, limonlu su istiyor. İlla ki sanki çok kilosu var. Hayır. Hayır bebeğim, onu yiyorsun. İsteyiciler görerek öğrenir. Çok sesin. Biliyorlar onlar limonata nasıl olduğunu. Emre teyzeni çağır bakayım. Çağır yanına, hadi bakayım. Dolmanın yanında bir de limonata olacakmış. Limonata, senin neren kilo oldu ki? Sen limonatalık çocuk musun? Bilemiyorum ki ya. Allah'ım, ben daha diyorum ya, çok çaresizim. İyi kelime ettirmedi beni içeride. Adam diyor ki yani çocuk hani sabah ne yapıyor bu? Diyorum ki tostunu yapıyorum. Veriyorum eline. Gönderiyorum. Yok. Onu da orada yememiş. Yine baktım çantası duruyor. Saat 3 olmuş. Yememiş hiçbir şey. Zorla ağzına 2 lokma attırmıştım giderken. İlaç vereceğim diyerek. Çünkü bunun biliyorsunuz dikkat dağınık ilacı var. Tabii işlerimi şeyde tam bu döküyor. Halledemedik ya. Adres değişikliği yapmamız gerekecek. Bilmiyorum dedim. Daha öğretmenim, hiçbir şey bilmiyorum. Daha dedim ne yapacağımı bilmiyorum. Bir çaresizlik hissettim. O anda o kadar çaresiz kaldım ki. Yani çok şey. Biraz da inat istediğim işte, yaptırıyoruz. Aynı şekilde diyorum ki acaba ben mi çok şımarttım? Yani yememek ne demek? Her şeyini önüne koyuyorum. Ha şimdi dolmayı güzel yiyor. İlk piştiği haliyle yer. Emine'nin dolmasını öyle bayağı yesin o. Ben yine sararım çocuğuma. İlla ki sarılacak. Anne saracak. Anne verecek. Anne getirecek. Önüne koyduk. Şimdi güzel yer. Birazdan bırakır hemen. Hemen doyuyor. Çok çabuk. Küçücük bir midesi var. Ben bugün öyle koşturmaca uğraştım işte. Geldim. İş yerine biraz koşturmaca oldum. Tabii yorulmuşum arkadaşlar. Diyorum ya. Sanki böyle kollarım çok aşırı olmuş. Halim yok. Dedim en azından eve geldim. Az dinlenmeden önce dedim videomu bitireyim de en azından konuşayım. Kusura bakmayın. Bugün çok fazla bir çekim olmadı, video çekimim. Elimden geldiğince biraz çekebildim ama çok böyle yoğun bir video olmadı. Hep aynı rutin şeylerde. Sizlere tabii aynı şeylerle sıkmak da istemiyorum. Aynı gideceğim geleceğim yerler, aynı çay dağıttığım yerler. Arkadaşlar işte aslında Necla ablam geldi ama o bir göz gördüm onu. Onunla çok böyle bir sohbet edemedim zaten. Benim içeride işim vardı. O da dışarıdaydı. Tabii Emine yavaş olur musun, video çekiyorum. Ondan sonra cıma tabii o gitti. Ben yetişene kadar aslında video alayım diyene kadar ablam gitti. Öylece işte. Ay bu arada dün niye üzüldüm biliyor musunuz? Çok böyle net konuşamadık. Benim dün kedim bir tanesi, sarı olana, sen başına geçir kavanozu gel. Kavanozu nerede şey yaptın, ne yaptın? Ondan sonra can havliyle, ben hiç görmedim, ben içerideydim. Kendini yere vurmuş, kafasını oraya buraya vurmuş çıkarmak için. İşte o da can. Can havliyle o kadar üzüldüm ki anlatamam yani. En sonunda da tabii kırarak çıkarmış. Başından çıkarmış ama annesinin bir sarılışını görseydin aslında o kadar ki yani bir anne olduğunu, o kadar kedi de olsa bir can ya. Gitti, sarıldı bayağı, evladını öptü yanaklarından. Vallahi bayıldım, çekemedim ama gerçekten çok üzüldüm. Üzüldüm yani, bir şey oldu sandım ama Allah'tan hiçbir şey olmamış, çok mutlu oldum tabii. Baktım her yerine, kanadımı bir yerin diyerek bakıyorum, bana doğru bakıyor. Biraz yaramaz. Çok hareketliyiz. Aynı benim kız gibi çok hareketli.
Ama olacak inşallah. İşte güzel okumayı çözdü bizim kız da. Ağustos'un sonuna kadar diyor öğretmeni daha iyi çözer dedi. Şu andaki kararsızlığım iki okul arasında kaldım. Biri bana yakın olan bir okul ama o okulda da çok iyi öğretmenlerin hani onunla ilgilenecek bir öğretmenin olduğunu düşünmüyorum. Hep öyle deniyor zaten. Oraya vermektense ta git o tarafa doğru git diyorlar. Yeşil Giresun var bizim burada. Bilen bilir. Oralara ver diyorlar. Onlar da tabii nakil işleme falan olması gerekiyor. Ayın dediler şeyinde. Ağustos'ta ancak nakil olanları kaydedebiliyoruz. Durumuna göre dediler. Değerlendiririz. Yalnız dedim benim çocuğumun tek isteğim ilgili bir öğretmen olsun. Çünkü dedim hassas bir çocuk. Biraz dedim ilgi istiyor, sevgi istiyor. Biraz daha dokunarak hani öğrencisine en azından gülüşüyle bile, başına bir dokunması bile öğretmenine yetiyor ona. Bunu ben fark ediyorum. Çünkü böyle bir çocuk benim çocuğum dedim. Yani sert yeri geldiğince tabii ki öğretmenlerimiz hepimize sert oldu ama her şeye de soğuk olup da çocuktan uzak duran bir öğretmenle yapamaz dedim. Denedik, gördük, deneyimledik yani. Olmadı. En azından bundan sonra dedim daha iyi olur. Bakalım yardımcı olacaklar, isim verecekler. Alabilirsek tabii. Vermediler şu anda bir isim. Ağustos'ta belli olur dediler. Ağustos'u beklemek zorundayım yani bir şekilde. Olacak inşallah. Kuzucuğumu aslında Kur'an'a falan gönderecektim. Okumayı tam sökmüş olsaydı Kur'an kursuna falan, hani burada camilerde falan. Biz eskiden babam gönderirdi. Kur'an kursuna da gönderirdi. İşte yeri geldi eve tuttu. İki kere hoca tuttu bize. Allah razı olsun. Nur içinde yatsın. Onunla beraber yine iki kere hoca tuttu. Üstelik camiye falan her sene giderdik. Muhakkak okul tatillerinde camilere giderdik. Ama işte kızıma bu kısmet olamadı. Bu sene olamadı. Seneye inşallah sökerse okuma daha iyi olursa. Şu an iyi. İyi durumda. Daha iyi olursa tabii seneye göndereceğim Allah izin verirse. Hem de yüzme kursuna da veresim var. Biraz annesi bilmiyor bari. Çocuğu bilsin. Kursta en azından öğrenir. Hem de bu hiperaktiflik bu aşırı derecede var. Dağılır diye umut ediyorum. Bu sayede rahatlarız. Kendi rahatlar, ben de rahatlarım. Öylece büyüyecek yani. Teyzeleri, abileri büyüyecek. Bir şekilde büyüyor benim kızım. Ama bakın şu anda maşallah var, yiyor. Güzel. Nazar değmesin. Sevdin mi kızım dolmamı? Kafasal. Evet, sevmiş. Gerçekten güzel. Soruyor, sürekli soruyor. Benim biraz yok. Limonatasız duramam. Sen limonatasız duramazsın. Hayır bebeğim ama senin kilon o limonataları içmelere müsait değil yalnız. Evet. Çok zayıfsın. Öğretmeni diyor ki sabah yumurta şovu yiyor mu? Yiyor dedim. Nerede yiyor? Zorla. Ağzına zorla. Sen diyor yap dedi. Ben koyacağım. Yemişsin. Artık zorla yedireceğim yanıma dedi. Zorla yedireceğim. Hiç yapacak bir şeyimiz yok dedi. Bakalım. Deneyecekler yani. Beni hep bir şekilde kurtaracaklar. Sizler iyisiniz inşallah. Bizlerde durumlar böyle. Çocuk, iş. Hepsi aynı. Aynı rutin şeyleri anne, yaşıyorum. Sabah akşam anne. Efendim kızım. Misafirimi getireceğim. Hayır. O hiçbir şey yememişsin. Hiçbir şey yememişsin. Misafirimi getireceğim. Hayır hayır hayır. Onu büyük güne getirme buraya. Getireceğim. Elinde koca bir ayı geziyoruz. Evet. Koca bir ayımız var böyle. Ayıcık. Annem o senden ağır. O senden ağır biliyor musun? Biliyorum. Evet. Ben de şunun üstüne oturacağım. Senin koltuğun mu kızım? Yani. Benim kızım. Evet ne olmuş? Hiçbir şey olmamış. Ne olmuş? Benim kızıcığıma. Dersler nasıl gidiyor kızım? Nerede o? Çok ayıp. Sürekli limonata içme yok dedim sana. Gitsin bari. Erlik savaşı yuttu. Hadi yemeğini ye. Yemeğini ye yeterken. Yemeğini ye. Hadi bebeğim. Ekmek olayımız yok. Ekmekten diyetteyiz yalnız. Bu ara ben de tabii şükürler olsun. 2 kilo 3 kilo vermişim. Biraz daha savaşıyorum. Ekmek olayını ben de bitirdim zaten. Bugün nedense stresten mi biraz tabii kaçırdık. Bunu fark ettim. Birazcık yedim. Olsun düzelecek. Bir günden bir şey olmaz diyorum. Yarın devam edeceğim ben yine aynı. Aynı diyete devam.
yapalım. Olduğu kadar, olmadığı zaman. Ya artık yani. Havalar da maşallah diyorum ya, bugün de dedim. Çok nem var. Aşırı derecede nem var. Ama güneş de güzel. Biz bu güneşleri özledik zaten. Çok. Şurada bir ay. Bizim Giresun'un yazı bir ay olur. Daha da bulamazsınız. Kışı buldum. Limonata soğuk. Sıcak, çok sıcak havalar limonata için. Vallahi çünkü ben sıcak havalarda limonata içtiğim için ferahlıyorum. Gerçek üstü. Bak anneniz içeri düşünüyor. Anneniz de çok içiyor da. Ben Minecraft'ta anneme çok güzel şeyler yaptım. Evet gördüm. Annesini kızdırdı bugün bana, oradan yüz görümlü şey gibi. Bana gül anne diye bunu bana yapmış, bir şeyler resimler yapmış kendince. Bakın. Çok hani bozulmuştu benimle niye geldin diye. Tamam bebeğim. Hadi aşkım tamam, onları alabilirsin. Aynen. Tamam bir tane, burada çekim yapamıyoruz onlara. Bak gördünüz mü? Tamam, çok güzel tamam, ama. Gördüler, çok iyi çok gördüler. Çok emeğimle yaptım. Evet emeğiyle yapmış, kapılarda herkese bile resimler yapıp birer birer dağıtıyor tabii, emeği de öyle güzel. Benim kuzucuğum çok düşünceli. Ama keşke ama bak, yavru biraz da yemek kolayını bak, biraz yemeği bilsen. Yavru kedinin sesini nasıl çıkarttın? Evet çok güzel çıkardın. Hayati kediler bana diyor ki evi de alalım. Evi nasıl alalım diyor. Kapıdalar zaten dolu kapı baca diyorum. İşte bak onlara. Ne yapalım? Sizin oralarda havalar nasıl? Güneştir tabii herkes. Bakın. Bebeğim. Bebeğim lütfen aşkım lütfen. Çocuk eğlence düşünüyorum. Benim gibi yorulmadan şu anda ölmüyorum maşallah. Nazar değmesin. Biz çocukken nasıldık? Çok merak ediyorum. Ben hiç kapılardan çıkmıyordum ama bunu da biliyorum. Niye derseniz arkadaşlarım vardı. Yaşıtlarım çok fazlaydı. Biz beraber dışarı çıkardık. Her türlü oyunumuz vardı. Çok rahattı. Bildiribiller, işte çizgiler, ipler, toplar hepsinden. Hepsini oynadık. Hiçbir şeyde geride kalmadık gerçekten. Çocukluğumuzu güzel yaşadık. Yaşadık. Şimdi benim kızım zaten eline geleni yapıyor. Herkesin bir çocukluğu tabii farklı. Ama bizim dönemimiz daha farklı, daha güzeldi diye düşünüyorum. Daha böyle eğlenceliydi. Telefon nerede? 23 yaşında telefon sahibi oldum. Ablam vermişti bana. O da nereden olmayayım şey, telefonda. Görüldü. Telefonu da bir bulaşık makinesi almıştı. O zamanlar ilk defa o evine almıştı. Ve ona bir Siemens anne, telefon vermişler. Hı. Kocaman bir telefon yalnız. Telefonu bana verdi. Hattıyla beraber bana verdi. Peşinden de biraz kullandım da yine ona lazım olmuştu. Geri vermiştim. Ben orada onunla tanıştım. Zaten o şeyle tanıştım. Telefonla dahillamadık. Sonra kendim aldım küçüktü şeydi derken. Bilgisayarla da kaç yaşındaydım? 30 yaşında falan tanıştım. 29-30. Düşünün. Facebook, Mesim nerede? Böyle YouTube şu bu. Hayatta yani. Sorarlardı bana işte Face adresin şudur budur var mı? Yok hayır. Mailin var mı? Ne maili? Ben böyle bakardım, ne maili? Yani hiç kullanmamış bir insanım. Telefonumda bile telefonumda da interneti kullanalı bayağı bir geri kalmışım aslında ben. Çok çok geri kalmıştım. 2016'da aldım. Evet. Telefonumda öyle şey yoktu yani. Öyle Face'di yok. Ben diyordum ki nasıl kullanıyorsunuz? Benim masaüstüm var. Normalde alışkanlığım masaüstüneydi. Bebeğim bir saniye. Face'ime derdim. Ben bununla rahat edemem. Öyle bir rahat ettim ki telefondan daha rahat geliyorum. Daha rahat oldu. Hepsiyle zamanla tanıştık ama şimdi çocuklar büyüdü mü derken. Her şey çok çok erken. Daha çocuk küçükken şimdi tanışıyorlar. Nasıl çocuk yemek yemedi, bilgisayarın başına oturtuyorduk. Orada yedirttiriyorduk. Ne yapalım? Yemiyordu. Hiçbir şekilde işte eğlendire yemeğini ağzına bir kaşık veriyorduk, bir kaşık mama. Öyle biz şimdi çocuklar böyle büyüyorlar. Bizim zamanımız farklı, onların zamanı farklı. Olsun, sağlıklı olsunlar da diyorum. Yeter ki sağlıkları yerinde olsun. Biz böyle mutluyuz. Onlar iyi olsun da anne baba olarak. Allah'ım yarabbim binlerce şükür olsun. Bütün herkesin çocuklarının evlatlarına önce sağlık versin. Kimseye diyorum evladıyla sınamasın. Ve sevdikleriyle sınamasın ya Rabbim. Bu arada ben size veda edeyim. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri çok sevdim. Hiçbir zaman unutmayın. Bu akşam şarkı falan yapmadık. Ama yarın akşam inşallah Eminem'den yine şarkılar olur. Ve ben de söylerim Allah izin verirse. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bye. İyi akşamlar diliyorum. Benim kız yine coştu geliyor.